Zamlar %10 ile %30 arasında. Ancak sektör temsilcileri belirsizlik devam ediyor diyor. Biraz zor bir sene bizi bekliyor gibi duruyor şu anda. Bir yanda devam eden çip krizi, diğer yanda ham madde sıkıntısı. Otomotiv sektörü kara kara düşünüyor. Minimum %10 civarında olur gibi düşünüyorum. Otomotiv sektörü 2022 yılına zamla girdi. Yeni modeller için kimi markalar yeni fiyat listesini açıkladı. Kimi de önümüzdeki günlerde paylaşacak. Model yılı geçişinden dolayı zaten her sene yaşanan bir fiyat güncellemesi oluyordu. Her yıl model geçişlerinde mutlaka bir miktar fiyat artışı oluyor. 2022 modellere baktığımızda %20 ile 35 arasında değişen zam oranları var. Güncellemelerin ardından fiyatlar %10 ile %30 oranında zamlanacak. Ortalama %10 ile %30 arasında bir maliyet artışının fiyatlara yansıyacağı gözüküyor. Tabii markadan markaya, modelden modele değişiyor. Üstelik bu artış ÖTV'ye de ayrıca yansıyacak. Bunlar çıplak fiyatlarındaki artışlar. Sonuçta üzerine biz bir de vergi ekliyoruz. En ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL bandına gelecek gibi gözüküyor. Çip krizinin 2022 yılında da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca ham madde sorunu da sektörü zorlayacak. Çip krizinin üzerine ham madde krizi, lojistik krizi, şoför krizi, kurlardaki artış. Bunların hepsinin 2022 yılında olumsuz yönünü yaşayacağız gibi gözüküyor. Magnezyumdaki sorunlar, alüminyumdaki sorunlar. Çünkü hem orada ham madde fiyatları arttı hem tedarik problemleri var. Döviz kuruysa şimdilik soru işareti. Kurun yükselmesi halinde fiyatlara yeni zamlar yansıyacak. Belirsizlik sektörü tedirgin ediyor. Otomotiv sektörü dövizdeki artış ve azalıştan birebir etkilenen, doğrudan etkilenen bir sektör. Aynı model bir araba 2021 yılının 3 Ocağı'nda 238 bin lira. Şu an aynı araba 2022'nin 3 Ocağı'nda 455 bin lira. Otomotiv sektörünü bu derinden etkileyen bir durum.